Evet arkadaşlar, bu dersimizde termal analiz modülünü incelemeden önce, istatistiği termal modülünüzü detaylı bir şekilde incelemeden önce termal analiz hakkında küçük birkaç bilgi üzerinde duralım. Aslında Ansys Workbench'te steady state termal ve transient termalde bir tanesinde zamana bağımlı sıcaklık analizleri, bir tanesinde ise zamandan bağımsız sıcaklık analizleri, yani ısı transfer hesapları gerçekleştirilir. Aslında şöyle bir hatırlayacak olursak, ısı sıcaklık farkından oluşan bir enerjidir. O hatırlayacak olursak, ısının oluşabilmesi için bir sıcaklık farkının oluşması gerekiyor. Aslında sıcaklık da bize bir gösterge. Sıfır suyun donma derecesini referans aldığımızda farklı gösterim türleri, işte santigrat derece, Fahrenheit, Kelvin gibi farklı gösterim türlerimiz var. Baktığımız zaman aslında enerjinin aktarımı, yani ısının aktarımı 3 farklı yöntemle gerçekleşiyor. Eğer ki katılar arasında alırsa, baktığımız zaman conduction, yani iki tane katı bakırla alüminyum levha birbirine değdi, burada conduction yani ısı iletimiyle ısı transferi gerçekleşiyor. Eğer ki bir katı, örneğin bir tane rezistanstan havaya ısı aktarımı sırasında veya bir sıcak su borusunun içerisinde sıcak sudan metale ısı aktarımı sırasında convection'la ısı aktarımı gerçekleşiyor veya ultraviyole ışınlarla veya işte güneş ışınları olsun, ultraviyole ışınlarla ısı aktarımı gerçekleşiyor. Aslında bu üçünde de biz ısı iletim katsayılarıyla bunu gerçekleştiriyoruz conduction'da. Isı aktarımında da yine normalden farklı olduğu için sıvı veya gazla orada da bir film katsayımız var. Yine baktığımız zaman aynı şekilde radiation'da da bizim ısı aktarım katsayımızı mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Tanımlamamız gerekiyor. Baktığımız zaman arkadaşlar katılarda ısı iletim katsayılarını görüyoruz. Yine tabi bu gazlarda ve sıvılarda çizelge 1-2'de görüldüğü üzere daha az. Bu bizim için önemli. Film coef dediğimiz, bakın, convection tanımlamada mutlaka burada gördüğümüz tanımlamaları kullanabiliriz. Doğal taşınım, zorlanmış taşınıma baktığımız zaman doğal taşınım eğer bir rezistans, biz eğer ki bir rezistans havadan gelen ısıyla veya çevreden gelen ısıyla ısınıyorsa bu doğal oluyor. Ama biz bir saç kurutma makinesiyle sıcak hava ile bir şeyi ısıtıyorsak buna da zorlanmış taşınım diyor. Bunların ısı iletim katsayıları birbirinden ısı taşınım katsayıları diyelim. Hatırlayacak olursak konduksiyon olduğunda ısı transfer katsayısı, konveksiyon olduğunda da ısı taşınım katsayıları farklı oluyor. Yine burada birimlerimizden bahsettik. Bu üçünü bilmemiz bizim için oldukça önemli ki ısı transfer problemlerini Ansys Workbench'te, steady state termalde çözelim.